Merhaba sevgili gençler 030. TT Kimya Kampı'na devam ediyoruz. 29. adımdayız. Daha önceki adımlarda 28 adımda 1. 2. ve 3. üniteyi tamamlamıştık. Şimdi 10 adım daha ilerleyerek 4. ve 5. üniteyi bitireceğiz. 29. adım yani bugün dersimizde maddenin halleri konusuna giriş yapacağız. Maddenin katı sıvı ve gaz ile ilgili bilgiler öğreneceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Maddenin fisalleri ile ilgili bugün dersimizde karşılaştırma yapacağız. Genel özelliklerine bakacağız. Daha sonrasında katı sıvı gaz ve plazmanın ayrıca başka altında işleyeceğiz zaten. Hemen baktım doğada maddenin bazıları katıyken bazıları sıvı bazıları gazdır. Bunların dışında maddelerin plazma halde vardır diye söylüyoruz. Ve burada örnek verirsek gençler günlük hayattan demir, altın, gümüş, tuz, şeker ve kum katıyken su, kolonya, zeytinyağı sıvıdır. Yine oksijen gazı, karbondioksit, CH4 yani metan gazı, likit petrol gazı, helyum gazken güneş, yıldız, magma tabi dağlar plazma örnek olarak verilebilir. Maddelerin katısı ve gaz halleri diyor ortam şartlarına göre yani sıcaklık basınç koşullarına göre birbirine dönüşür. Yani bir madde sıcak basınç koşulları değişerek sıvı, sıvı iken de gaz haline dönüşebilir. Bunların dönüşümü için tabii ki bize sorular soracaklar. Burada görseli incelediğinizde gençler, maddenin tanecik birbirine çok yakın olduğunu, burada biraz daha boşluklar olduğunu görüyorsunuz. Gaz ise daha da büyük boşluklar var. Yani burada baktığımızda bu görselde buraya katı diyeceğiz gençler. Buraya sıvı diyeceğiz. Buraya gaz diyeceğiz. Buraya da plazma diyeceğiz. Ve bu görselde de gençler bir katının sıvıya dönüşmesi erime ee, yine aynı şekilde sıvının gaza dönüşmesi buharlaşma ki aslında buhar diyoruz. Ee, daha sonra buhar ve gaz arasındaki farkı zaten 11. sınıfta anlatıyoruz. Ve yine bir katının direkt e, süblimleşme dediğimiz yani gaza geçmesi erimeden, sıvılaşmadan gaz fazına geçmesi diyoruz. Tersi olaylar ise gazın sıvıya dönüşmesi yoğuşma, yine sıvının katıya dönüşmesi, katıya dönmesi donma ve gazdan direkt katıya dönme kralaşma diyoruz. Yine gazın plazma dönüşümünde iyonizasyon ya yani da tersi deiyonizasyon diye söyleyebiliriz. Buradaki bu tarafa doğru olan olaylar yani bir katının sıvıya sıvının gaza gazın plazma dönüşümü için genelde o e, gençler endotermik olaydır. Yani ısı alarak gerçekleşir. Endo ısı alan demek. Yazalım buraya ısı alan. Bunu enerji konusu 11 sınıf AYT konusunda anlatıyoruz. Tersi bir durumda yani bir katı erirken ısı alır. E, sıvı bir madde buharlaşırken gaz fazına geçerken ısı alır. Yani endotermiktir. Tersi bir durumda yani burada yoğuşma, donma, krallaşma olayı gibi olaylara da egzotermik diyoruz. Buraya yazalım. Egzotermiktir. Yani baktığımız zaman sağ tarafa doğru gittikçe endotermik, sol tarafa doğru gittikçe egzotermik. Egzotermik ısı veren demek. Mutlaka bunu biliyorsunuzdur. burada egzo, araba egzozuna benzetiyoruz. Egzozdan aklınıza gelsin diyoruz. Yani ısı veren maddeler egzo, ısı alan maddeler endo. Ya da endo, egzo yine biyoloji bildiğiniz içeri dışarı gibi kavramlar olarak da aklınıza vardır diye söyleyeyim. Yani çok karşılaştıracak kavramlar değil. O yüzden bundan sonra ısı alan olaylar endotermik, ısı veren olaylar egzotermiktir diye söyleyelim. Mesela şöyle bir örnek de veririz. Kar yağdığında havalar ısınır. Yani baktığımızda hava çok soğuk olduğunda kar yağmasını bekleriz. Kar yağdığı zaman da e, havanın ısındığı görülür. Yani kar yağdıktan sonra havanın kırıldığı söylenir. Buradaki mantık da şu işte bir gaz yani havadaki buharın tekrar katı olarak kar olarak geri gelmesi için ne yapması lazım? Egzotermik bir olay yani ısı vermesi gerekir. Bir madde e, katıdan sıvıya geçerken ne kadar ısı alıyorsa aynı şekilde sıvıdan katıya dönerken de o kadar ısı yani aldığı ısı geri vermesi gerekiyor. O yüzden de burada sağ tarafa doğru gittikçe ısı alan, sol tarafa doğru gittikçe de ısı veren olaylar olduğunu zaten biliyorsunuz. Hemen karşılaştırma yapalım. Katı sıvı gaz görselden incelediğiniz gibi birbirine çok yakın tanecikler. Aralarında boşlar artıyor. Gitgide boşluğun arttığını görüyorsunuz. Burada karşılaştırma yaparsak burada katı halde tanecik arası boşluk en az yani çok az. Sıvılarda biraz daha fazla. Gazlarda ise en düzensiz hal diyoruz baktığımız zaman. Katı sıvı gaz halini beraber karşılaştırıyoruz. Biraz mı aynı? Ayrıca bir hal gibi düşünebilirsiniz. E katılar titreşim hareketi yapıyorlar. Sıvılar hem titreşim hem de yer değiştirme yani öteleme hareketi yapıyorlar. Gazlar ise titreşim, öteleme, dönme hareketi yapar. Yani bu hareketler de bize sorulabiliyor. Katlı sıvı ve gazların hareketi şeklinde. Yine katılar gençler akışkan değilken yine sıvı ve gazların akışkan olduğunu hepiniz biliyoruz. Yani katılar olduğu yerde dururken sıvılar yani akarlar, gazlar yine akarlar diye düşünebiliriz. Katı ve sıvılar arasındaki boşluk yok denecek kadar az olduğu için gençler sıkıştıramaz olarak kabul ediyoruz. Gazlar ise sıkıştırabilir. Yani bu gaz tanecini aralarındaki boşluğu azaltarak ne yapabilir? Küçük bir kaba hapsedebilir. Yani gazlar sıkıştırabilirken katı ve sıvılar sıkıştırılmaz. Yine maddenin en düzenli hali olarak katı hali düşünebiliriz. Sıvı hali düşündüğümüz zaman da gençler yoğunluğu katılardan düşük gazlardan yüksektir. Ve yine gazları kıyasladığımız zaman da katı ve sıvılara göre yoğunluğu daha düşüktür diye söyleyeceğiz. Yani en yoğun zaten görsel olarak da bunu hissedebiliyoruz. Burada katılar birbirine çok yakın olduğu için en düzenli haldir. Aralarındaki boş boşluk arttığı için tabi düzensizlik artıyor. Yani bu tarafa doğru gittikçe düzensizlik artıyor. O yüzden de baktığımız zaman katı hale göre sıvı hali daha düzensiz. Gaz hali ise en düzensiz haldir diye düşünebiliriz. Yine katıların belli şekil ve hacimleri vardır gençler. Bu yine en çok sorulanlar bir tanesi. Yani katının şekli sabittir, değişmez. Hacimleri de vardır. Sıvılar için ise belli bir şekiller yok gençler. Kabın içerisi, yani koyduğunuz sıvıyı hangi kabın içerisine koyarsanız onun şeklini alır. Yani baktığın zaman şekil değişebilir. O yüzden de katların belirli bir şekli varken sıvıların belirli bir şekli yok. Bulunduğu kabın şeklini alıyor. O yüzden de bu karşılaştırmaya gideceğiz. Katlar için belirli şekil ve hacim varken sıvılar için belirli bir şekil yok. Ama hacim var. Yani 100 milimlik bir sıvınız var. Bunu farklı kaplara koyduğunuz zaman şekli değişebilir. Ama ölçtüğünüz zaman buradaki hacim yine 100 milimdir diyebiliriz. Yani hacimleri değişmez. Belli bir hacimleri var diye söyleyeyim. Gazdan ise gençler baktığımız zaman ne şekilleri var ne de hacimlere var. Burada bir gaz taneciğini gençler küçük bir kaba hapsettiğinizde e, bunu, e, bunun hacmi diyelim 1 litre olsun. Yine bu gazı buradan alıp gençler daha büyük bir kaba koyduğunuzda diyelim ki burası 3 litre bir kaba olsun. Gazın hacmi bir anda 3 litre olmuş oluyor. Yani gazların belli bir hacmi yok. Bulunduğu kabın hacmini alıyor. O yüzden bunu da unutmayacağız. Katların belli bir şekli var. Hacmi var. Sıvıların belli bir şekli yok. hacmi var. Sıvıların gazların ise ne şekli ne de hacmi vardır diye söyleyelim. Ve yine baktığımız zaman okumadığımızda gençler Tanklar arasındaki boşluk katılardan fazla e, gazlardan azdır. Yine söylemiştik. Tanklar arasındaki boşluk en fazla diğerlerine göre. Birbirleriyle her anda karışık homojen karışım oluşturur. Yani gazlar gençler homojen karışım oluştururlar. Gazlar konusu zaten bunlardan sürekli bahsediyoruz. Bu bilmeden olmaz bölümde de yine soy gazların diyor gaz oldukları tek atom gaz olduklarından dolayı e, yalnızca öteleme hareketi yani yer değiştirme hareketi yaptığında söylüyoruz. Ama çok çıkacak olan bir şey değil diye söyleyeyim. Biraz haline bakarsak gençler Gazeldeki madde yüksek sıcaklıkta ısıtıldığında ki egzotermik olduğunu söylemiştik. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken sağ tarafa doğru giderken egzotermik. Yine aynı şekilde ısı aldıkça yani gazlar ısıtıldığında maddenin tanesinin ayrıştı ve çoğu atomların diyor elektronu kaybederek iyonlaştığı plazma oluşur. Plazma halinde hem atom var hem molekül var hem iyon hem de serbest elektronlar bir arada bulunur diye söylüyoruz. Değil şekil hacimleri tabii ki yok. Gazlara daha yakın bir e, davranış. Yine akışkandırlar. Diğer hallere göre enerjisi en yüksektir. Burada tabii ki plazma hali dışında madde 3 halini kıyasladığımızda en yüksek enerji olan gaz ama dört halini düşünürseniz o zaman en yüksek enerjisi plazmadır diye söyleyebiliriz. Elektriksel olarak nötrdür ve elektriği iletirler. Yani plazma hali zaten görselden elektriği ilettiği çok bariz bir şekilde anlaşılıyor. Elektriksel olarak da nötr olduğunu unutmayacağız. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili bilgileri burada tabloda dolduracağız. Pekiştirme yapmış olacağız. Tabii ki pdf'in çıktısını altına mutlaka sizin burayı önceden doldurmanız gerekiyor. Soruları yenisini çözmeniz gerekiyor. Hep söylüyorum. Burada konu altım kısmında beraberiz ama doldurma ve soru çözmek için mutlaka önden gitmeniz gerekiyor. Burada baktığım zaman hemen gerekirse videoyu durdurup sizin doldurmanız önemli. E olarak katıların belli bir şekli vardır dedik. Sıvı ve gazların belli bir şekli yoktur. Katların belli bir hacmi vardı. Sıvıların belli bir hacmi vardı. Gazların ise yoktu. Gazlar bulunduğu kabın hacmini alıyorlardı. Bancı hareketi ise genç katılar titreşim yapıyordu. Sıvılar titreşim ve yer değiştirme yapıyorlardı. Öteleme diyelim. Öteleme. Gazlar ise titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyorlardı. Akışkanlık katları akışkan değildi. E, yani sıvılar ve gazlar akışkandı diye söyleyeyim. Sıkıştırılabilir katı ve sıvılar sıkıştırılamaz olarak kabul ediliyor. Gazlar ise sıkıştırılabilir. Aralarındaki boşluk çok fazla olduğu için. Düzensiz olarak baktığımızda gençler katıların düzensizliği en azdır diye söyleyelim. En az katılar düzensizdir en düzensiz olan kimdir? Gazlardır. En fazla diyelim. En fazla orta. Yani baktığımız zaman düzenli deseydi katlar en düzenli. Düzensiz dediği için gazlar en fazla diye söyledik. Yoğunluk olarak baktığımızda katılar için yoğunluk en fazla diyeceğiz. En fazla. E, burası orta. Gazlar için en az diye söyleyeceğiz. Daha önce anlattık. Yine enerji bakımından da katılar sıvılar sıvılar gaza geçecek enerji alıyordu. Yani en az diye söyleyeceğiz. En az orta en fazla diye söylüyoruz bu şekilde karşılaştırma yapmanız gerekir. Hemen sorularla pekiştirmeye devam edelim gençler. X, Z bir maddenin fiziksel halini göstermektedir diyor. Buna göre ifadenin hangileri doğrudur demiş. Baktığımızda A sübünleşmedir diyor. A'ya baktığımızda burada zaten görselde X, Z olarak vermiş ama tabii ki aradaki boşluğu düşündüğünüz zaman hemen sen buraya ne yapıyorsun? Buraya katı diyorsun. Buraya sıvı diyorsun. Yani şekilde Z'ye de gaz demen gerekir. Ve burada A'nın sübünleşme olduğunu söylüyor. E, katıdan direkt gaza geçtiğine göre burada A sübünleşmedir doğru. D olayı ısı vererek gerçekleşir diyor. D nerede bakıyoruz? Şurası gençler. D nedir? Sıvıdan katıya geçme. Yani diğer adı nedir? Donma diyebiliriz. E donma olayı nedir? Egzotermiktir. Yani ısı vererek gerçekleşir. Doğru. X akışkandır diyor. X katı olduğu için akışkan değildir. Yani baktığımızda burada 1 ve 2 doğru. Cevabımız C şık olması gerekir. İkinci sorumuz x, y, z bir maddenin fiziksel ve ABC ise hal değişim olayını göstermekte. Z maddesinin katı hali olduğuna göre yani z maddenin katı haliymiş gençler. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? O zaman hemen buraya yazalım gençler. Burası katıymış. Şimdi x sıvı da olabilir, gaz da olabilir. Burası sıvı da olabilir, gaz da olabilir. Hangisi olduğunu bilmiyoruz. Buna göre baktığımızda B erime olayıdır diyor. Eğer katıdan direkt sıvıya geçiyorsa yani katıdan sıvıya ise erime. Ama katıdan gaza geçiyorsa sübünleşme. O yüzden de erime olayıdır. Kesinlik yok. G olayı ısı vererek gerçekleşir demiş. E, G olayına baktığımızda sıvıdan katıya, gazdan katıya. Yani ikisinden birisi. Her her sıvıdan katıya da gazdan katıya geçiş de gençler nedir? E, burada e, ısı vererek gerçekleşir. Yani bu kesinlikle doğrudur diye söyleyebiliriz. E, A olayında düzensizlik artar diyor. Şimdi A olayı neresi? Burası. Sıvıdan e, gaza mı dönüştü? Gazdan sıvıya mı dönüştü? Yani hangisi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de burada... Düzensizlik artılabilir, azalabilir. Burada da bir soru işareti var. Hangileri kesinlikle doğru dediği için buradan yalnızca 2'nin doğru olduğunu söylüyoruz. Üçüncü sorumuz yukarıda maddenin hal değişimleri verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki yargılar hangisi yanlıştır? Hemen baktığımızda A olayın tersi kırılaşmadır diyor. Şimdi gençler burası katı sıvı gaz olarak verilmiş zaten. Burası sübünleşme. O zaman A sübünleşme ise tersi bir durum. E, kırılaşmadır diye söylüyoruz. Yani doğru. B ve D olayında alınan ve verilen enerjide birbirleştir demiş. B erime D'de de donma olduğuna göre yani bir madde erirken aldığı ısı donarken geri verir. Yani burada alınan alına birbirine eşittir. A olayında ısı değişimi diğerlerine fazladır demiş. Buna da doğru diyebiliriz. Çünkü katıdan direkt gaza geçmiş. Yani burada daha fazla enerji gerekir. Katıdan sıvıya geçerken sıvıdan gaza geçerken ki enerji ne yapıyor? Direkt kullanmış olur. Yani A'daki enerji B ile C toplamına eşittir diye söyleyebiliriz. Yani böyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Yani burada en fazladır. C olayında düzensizlik artar C olayına baksanız okun yönelik ederseniz gençler düzensizlik artmıştır. Doğru. ABC olayları ekzotermik demiş. ABC olayları nedir gençler? Katıdan sıvı sıvıdan gazı. Yani ısı olarak gerçekleşir. Egzotermik değil. Endotermik olması gerekirdi. Yani cevabımız eşit. Dördüncü sorumuz yukarıda formülleri veren maddenin oda koşullarındaki halleri için aşırı ifade hangisi yanlıştır diyor. burada gençler oda koşullarındaki halini düşünsek bu günlük hayattan bildiğimiz tuz. tuz katıdır. Yazalım yanına katı. h 2 sıvıdır. Yani su sıvıdır. Sıvıyı da yazdık. E, o iki de bildiğimiz bir madde e, ve buna da ne diyeceğiz? Oksijen gazı gaz. Buna göre katı sıvı gaz için oda koşundaki halleri katı sıvı gazdır. 2 ve 3 akışkan özellik gösterir diyor. 2 ve 3 evet sıvı ve gazlar akışkan özellik gösterir oda koşullarında 1 ve 3 sıkıştıramaz diyor. 1 ve 3 e, gençler 1 sıkıştıramaz ama 3 sıkıştırabilir. Yani bu yanlış olmuş. 3'ün belli bir şekli ve hacmi yoktur diyor. Gaz olduğu için yoktur. Her üçün tancide titreşim hareketi yapar diyor katılar, sıvılar ve gazlar titreşim hareketi yapar. Bir katı, iki sıvı, üç gaz halinde bunu demiş. Yani bu da doğru. Yani cevabımız 5'lik. konu zaten çok zor olmadı. Bu soruyu mutlaka yaparsınız diye söyleyelim. Beşinci sorum yukarıda bir hal değişim olaylarının hangisinde madde hem ısı alır hem de düzensiz artar diyor. Baktığınızda gençler donma, yoğuşma, buharlaşma kadar bir kere ısı alması demek endotermik. Ne zaman endotermik oluyordu gençler? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken endotermik yani ısı alan olaydı. Endotermik. Dolayısıyla size hangisi soruyor gençler? Katıdan sıvıdan gaza geçmesi gerektiğini söylüyor. O zaman donma egzotermiktir gençler. Egzotermik. Yoğuşma egzotermiktir. Buharlaşma ise nedir? Sıvıdan gaza geçme. Yani bu olur. Kıralaşma yine aynı şekilde sürgünleşmenin tersiydi. Bu da egzotermiktir. Yani burada baktığımız zaman sadece buharlaşma olayı e nedir? Hem ısı alır hem de düzensiz artar diye söyleyeceğim. Yani cevabımız 5. Altın sorun maddenin plazma hali için yukarıdaki yargıda hangisi yanlıştır demiş. Maddenin diğerlerine göre enerjisi yüksektir. Katı, sıvı gaz ve plazma hali. Elektri iletmez. Elektri iletir gençler ortamda atom, iyon, molekül e bunlar bir arada bulunuyorlar. Elektri iletiyor. Nötrdür ama elektri iletir. İletmez dediği için cevabımız direkt 5 ama diğerlerini okuyalım. İyonlar, elektronlar, nötr atomlar bir arada olduğu bir halde demiş. Eksel olarak nötrdür. Atom, molekül, iyon ve serbest elektronlar bir arada bulunur. Yani bunlar doğrudur diye söyledim. Cevabımız B diyoruz. Hal değişimi ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? E, katı halden sıvı hale geçme erime demiş. Yani bunu zaten konunun başında anlattık. Katıdan sıvı sıvıdan ge Yani bu tarafa doğru giderken eridik. Sıvıdan gaza geçerken buharlaştık. Katıdan gaza geçerken sübünleştik. Tersi gazdan sıvıya geçerken yoğuşma oldu. E, sıvıdan katıya geçerken donma oldu. Gazdan katıya geçme geri sübünleşme ya da kralaşma diye söyleyebiliriz. Sıvı halden gaz hale geçmek diyor. Yani şurası e, buharlaşma sıvıdan katı hale geçmeye donma denir. Gaz halinden plazma hale geçme iyonizasyon denir. Burada gençler bir de plazmayı uzatalım. Yani bu tarafa doğru gidelim. Bu tarafa doğru iyonizasyon, bu tarafa doğru da deiyonizasyon Yani gazdan plazmaya geçme iyonizasyon denir. Burada gaz halinden direkt katı hale geçmeye gençler ne demiştik? Katıdan gaza geçme sübünleşmedir. Erimeden gaz fazına geçme. Burada tersi dediği için sübünleşme değildir. Geri sübünleşmede kralaşma diyoruz. Yani E şıkkı yanlış. 8. sorumuz veri özellikleri hangidir? Maddenin katı ve sıvı hali için ortaktır. Diyor. Hemen gençler katı sıvı diye yazalım. Bir tablo gibi yapalım bu tür soruları. Belli hacim katların belli bir hacmi vardır. Sıvıların belli bir hacmi vardır. Şekli yoktur. Veri şekil katların vardır. Sıvıların yoktur. Akışkanlık katılar akışkan değildir. De, sıvılar akışkandır. Titreşim her ikisi de yapar. Yani baktığımız zaman ortak olanı aradığımız için 4 ve 1'e ortaktır diyebiliriz. Yani buradan cevabımız C şıkkı. Dokuz sorumuz. Maddenin halleriyle gösterdiği özellikleri tabloda işaret konmuşturdu. Bu verilen tabloda hangi özellikle ilgili işaretlemeler yanlıştır demiş. Sıkıştırılabilme. Gazlar sıkıştırılabilir. Katı ve sıvılar sıkıştırma Zaten işaret koymamış. Öteleme hareketi. Yani yer değiştirme hareketi. Katılar titreşim yapıyordu. Sıvılar e, öteleme ve titreşim yapıyordu. Gazlar da yine öteleme ve titreşim yapıyordu. Yer değiştirme yapıyordu. Yani bu doğru olmuş yine. Baktığımız zaman e, belli şekil. Katların belli bir şekli vardı. Sıvıların yoktu. Bakın bu yanlış olmuş. Gazların yine yoktu. Yani burada üçüncünün yanlış olduğunu söyleyin. Yani şurada bir yanlış işaretten var diye söyleyelim. Burada gazların olması zaten buraya işaret koymuyoruz. Baktığımız Baktığımızda tabloda sadece üçüncü e, öncülün e, yanlış işaretlerini söyleyebiliriz. Böylece bu soruyla beraber geçtiğimiz Maddenin halleriyle ilgili genel bir karşılaştırma yaptık. Özelliklerini hatırlamış olduk. Bir sonraki dersimizde su döngüsü, LPG, LNG, e, itici gazlar, solucak sıkanlarla ilgili sözel bir dersimizde kısa bir dersimiz var. Onu da hemen öğrenmiş olacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya videosunda görüşmek üzere.